için 300 euro veriyorsun. Adı için. Otobüs durağındaki ücretsiz kitaplık. Çünkü pasta... Pasta değil. Nerede? Ha. Aa! Oraya yuva yapıp nasıl yani? Bir dakika. Ha, nereye gitti? Gitmiş. Ben markete gidiyorum. Çüz. Orada ne yapıyorsun? Ne arayacaksın? Hayırlı günler. Annemden tarif önerisi istemiştim. Bunu göndermiş. Evden çıkıyorum, internet gitti. Beyaz çikolata da lazım. Ondan alacağım. Bir de krema. Ya videoyu bitirdim. Yüklendi. Bir tek yayına açmak kalıyor. Son düzenlemeleri yapacağım. Müzik, hangi şarkıları kullandım onları yazacağım. Böyle küçük ayrıntılar var video yapınca da. Hava da çok güzel. Sanki böyle hakikaten yavaştan bahar geliyor gibi. Annem dedi galiba yarın Cemre düşüyormuş. Ama nereye bilmiyorum. Toprağa mıydı ilk? Buraya düşmüş mesela Cemre. Ben adeta mor giymeye and içmiş gibiyim. Geçen gün fark ettim. Her şeyim mor. Tamamen denk geldi. Aslında ben bu ayakkabıyı bu arada istemiştim de. Otobüs durağındaki ücretsiz kitaplık. Yeni kitaplar gelmiş gibi. Ama şu an benim çok okuyacağım var. Hiç açgözlülük yapmamam lazım. Bay bay kütüphane. Nerede göremiyorum. Bir tane organik olan marka vardı ama onu göremiyorum. Sadece bir tane kalmış. Buraya. YouTube'a selam. Eve geldim. Telefonla açtık Sena'yla da. Aslında kulaklığım yoktu ama dedim hayır, eve gidene kadar bekleyemeyeceğim. Konuşalım yolda birazcık diye. Azıcık görüntülü konuştuk. Şimdi yayına hazırladım videoyu. 4 dakika içinde yayına girmesi lazım. Kuvertür aldım beyaz çikolata. Bir Lindor vardı galiba. Milka'nın falan göremedim. Umarım olur. Tarifin şöyle bir kötü tarafı var. Her şey kahve fincanı ölçüsüyle. Onları bulmam gerekiyor. 260 gram şeker, 160 gram un. Ne kaldı? Diğer her şey. Ruloların kendi cumhuriyeti var arkada. Şimdi önce pandispanyayı hazırlayacağız. Robin dışarıda yemek yiyor. En mutlu olduğu saat şu anda. Yardım et bana. Yardım ediyorum zaten. Çok fermentim var. Şu pom tepede duruyordu da onu Rafi'den rica ettim. Evet. Sanırım oldu. Daha fazla abartmayacağım. Buradan sonrasını spatula ile yapın diyor. Geçen sefer kap aktığı için, kaptan daha doğrusu dışarı taştığı için Rafi hatırlattı. Alelacele bunu koydum. Çirkin oldu ama bence bir şey yok.
Rafida tadına baktı, damak tadımıza uygun gibi şimdilik. Şöyle garip bir şey oldu. Kek ne güzel kabardı, sonra söndü. Pasta değil. Bir şey söyleyebilir miyim Ravi? Ne yapıyorsun? Sen ne yaptın ya? Ay krater yaptın. Also. Ay krater. Was habe ich gesagt? Dedim ki, ortadan kesebilir misin? Kendime güvenmiyorum dedi. Sen bunu keseyim. Ama güzel oldu peki. Ben gülmüyorum. Krater kek. Evet. Bu ne? Evet, tebrikler, sen yaptın. Bir şey söyleyeceğim, neden 3 görüyor? Allah'ım neden? Sen bu kadar çikolata yaptın. Çünkü neden biliyor musun? Ortasına girmesi gerekiyordu. Ortasına giremeyince... Birkaç yıl önce çıktığım seyir yolculuğu tabii ki öncelikle beni halden hale sürükleyen bir macera oldu. Macera mı? Macera. Macera. Macera ama yumuşak G yok. Doğru. Macera oldu. Seyir yaşamımla iç içe kendi kendini bana çözdüre yazdırdı. Tabii ki yalnız. Selamlar, ben ikinci kahveye geçtim. Daha 38. sayfadayım. Şu an kuruluyorum bayağı kitaba. Çok baştayım ama kesinlikle psikolojik olarak sorunları olan iki ayrı baş karakter, Mina ve Celal. Bir geçmişe gidiyoruz, bir şimdiye gidiyoruz. Bir de konuşan bir karakter daha var. Onun tam olarak kim olduğunu anlayamadım henüz. Sevme sanatının üstüne okunması iyi oldu gerçekten. Çünkü bu kadın tarafından hani mazoşist şekilde yürütülen bir ilişkiyi birebir görüyor oldum. Enteresan. Yani adam da böyle bir sanatçı karakter. Aklıma Mehmet Gülsür'ü getirdi. Böyle bir anlamsız hareketler. Galiba şey yüzünden, orada da fotoğraflarını sergiliyordu. Gerçi buradaki adam ressam da adını çıkartamadım. Ha, aşk tesadüfleri sever. Adam da sadist bir kişilik sergiliyor şu ana kadar. Yani korkunç davranıyor kadına. Kadında aşık oldum. Ben zaten eksiğim, birine ihtiyacım var. Kendini eksik görüyor ve bu eksiklikleri başkaları aracılığıyla tamamlayacağını düşünüyor. Zaten aslında hani bu noktada kitabın nasıl gideceğini, en azından sonunun nasıl olacağını tahmin edebiliyorum. Sorun başkalarından aldıklarımda değil, sorun kendimi sevmemde. Kendimin tamamlamasıyla ilgili. Hani buraya çıkacağı belli, o yüzden ne kadar sürpriz yapabilir kitap bana bu noktada bilmiyorum. Okuyoruz şimdilik grubumuzla. Bir yandan Telegram'ı yazıyorum. Bugün gerçekten çok sakin geçiyor ama hiç şikayet etmiyorum. 66. sayfaya kadar gelmiştim. Daha sonrasında dedim birazcık temizlik yap Göksu. O yüzden bir tuvalete giriştim, yatak odasına giriştim. Birkaç havlu vardı, onları makineye attım. Geldim, tekrar oturdum. Bir anda da tabii terlediğim için tişört moduna geçiş yaptım. Bakalım devam edeyim, aynı şekilde mi ilerleyecek? Şimdiye kadar bir değişiklik olmadı.
Selamlar. Hafta sonundan beri pek bir şey çekmedim kamerayla. Çok da bir şey olmadı gerçekten. Kitapta da hani ilerlemedim, bir güncelleme yapamadım o yüzden. Şimdi hazırlandım. An itibariyle ojelerimin kurumasını bekliyorum. Daha sonrasında dışarı çıkacağız. Artık kaç gün geçti üzerinden bilmiyorum. Geç sevgililer günü yemeği olacak bizim için. Pandemi nedeniyle geldiğimden beri hiç gidemediğimiz, aslında çok sevdiğimiz bir restorana gideceğiz. Çok böyle hani lüks bir yer değil. Ama ben mekanın ne derler, böyle aurasını, iç düzenlemesini vesaire seviyorum. Hafif böyle loş, pizzacı aslında. Diğer kamerayı alırım yanıma muhtemelen. Şimdi Rafi'nin hazırlanmasını bekliyorum. Bir de tabii dünyada neler oluyor şu anda boyutu var. Bugün Perşembe. Rusya-Ukrayna haberleri bugün daha çok çıktı. İnanılmaz. O yüzden birazcık böyle bir tık keyifsizim. Ne oldu? Çiftçi geçiyor. Traktörüyle. Merhaba çiftçi. Merhaba çiftçi bey. Merhaba çiftçi. Kirli mi? Sizin sesiniz ein bisschen dreckig. Ist staubig. Kalabalık, kalabalık. Nerede çalıyor? Çok garip ya. Börek. Sorry. Nein, no, thank you. Nein, danke. Ich habe schon so lange nicht mehr in Wien, dass wir ausschauen wie Touristen. Ama küpem takıldı, çıkartamıyorum. Tschüss. Bizim nereye? Turist gibiyiz şu anda. Evet. Çok uzun zamandır ikimiz burada değildik. En son gerçi yok. Noel marketine geldiğimiz zaman. Aslında buraya birazcık erken gelip bir arkadaşıma küçük, birkaç küçük hediye bakmak istemiştim ama tam 6'yı ayarladık yeri ama galiba yetişemeyeceğiz başka bir yere gitsek. Hadi gidelim. Hadi. Otobüs. Çocuk şakalarıma gülüyorsun. Güzel bir şey. Anlayabildiğin için çünkü. Buranın pizzasının ne kadar büyük olduğunu unutmuşum. Ama yine de eskisine göre başarılıyım. Gösteriyorum ne kadar kaldı. Bu kızım Rafi'yi bekliyor. Rafi daha çok başarılı. Man genießt es zweimal. Erst beim Filmen und dann beim... En altta. Ne için 300 euro veriyorsun o zaman? Adı için 10.000 euro. Peki. Bu 22.000 euro. This is a feta diamant pistol peppered. Boah.
Hidredur. Hidredur. Even Irish, baby. Ich check's ja nicht. Depot, nein, check's nicht. Ich check's wieder nicht. Das ist zu. Komm, geh mal sonst. Kapazität hat schon erreicht. Jetzt ist aus. Nein, nein, komm schon. Hier ist Kaltier. Okay. Kaltier. Ah, das ist aber... Ucuz ya. Ucuz canım. Ay, 130 diyor. Kim alacak bunu ya? Kaltier bileklik yok mu? Bu aklıma başka bir şey, kötü bir şey getirdi, Allah kahretsin. Var. 12 bin, 6 bin, 22 bini gördükten sonra... 40 bin kuşum bak. Hani? 40 bin. 43 bin mi? 43. Doğru, gerçekten doğru. 12, sıfırı görmemişim. Pırlantalı. Yok artık. Bunu TL'ye çevirelim mi? Selamlar. Videonun sonunu bitirmeye geldim. Ama sürekli masamda oturup konuşmuşum. Şu anda da kuşlar o kadar tatlı tatlı ötüyorlar ki dedim ki her ne kadar soğuk da olsa gel videonu burada bitir Göksu. Neler oldu, neler bitti. Kitapta hala daha 150. sayfadayım. Takıldım, ilerleyemiyorum. Söylenecek çok şey var ama kesinlikle İyi düşüncelerim yok şu anda. Detaylı yorumumu kitabı bitirince yasaklayayım ama şöyle diyeyim. Kitabı sevenlerin neden sevdiğini aşağı yukarı anlayabiliyorum. Güzel mesajlar içinden illaki çıkabilir. Ama bu kitap gerçekten aslında ticari amaçla yazılmış bir kitap. O da sinirlerimi bozuyor. Çünkü böyle nefes eğitimleri veren kaç? 2 günlük eğitimi İzmir'de, Urla'da kaçtı ya? 7000 TL küsür. O civara denk geliyor. O yüzden böyle birazcık yazara karşı sinirliyim. Hatta okurken o kadar bilinçaltıma işlemiş ki rüyamda kitap yorumum nedeniyle yazar bana ifade özgürlüğü sınırlarını aştığım gerekçesiyle dava açıyordu. Ben savunma dilekçemi falan hazırlıyordum. Söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Pizzacı nasıldı? Ya ben ortamını beğeniyorum, işte böyle loş ışıklar vesaire, aurasını seviyorum dedim. Ya hala daha seviyorum ama ışıkları değiştirmişler. Yani öyle değildi diye hatırlıyorum. Ya ben gitmeyi unuttum. En son nasıldı? Gerçi bir videoda falan da olması lazım. Eskileri açıp bakayım, izleyeyim. YouTube'da videoların olmasının güzel bir özelliği. Geçmişe dönebilmek kolayca benim için. Son diyeceğim şey tabii pasta. Korkunç değil mi? Özür dilerim. Yani iştahınızı kaçırdıysam çok özür dilerim. Şöyle güzel bir tarafı var. Kreması hayatımda yediğim en güzel kremaydı. Muhallebiydi daha doğrusu. Çok 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 lezzetli bir muhallebiydi. Bilmiyorum buranın kremasıyla yapmamın etkisi mi? İşte ikiye bölünmedi. Kek kabardı, söndü. Bunun sebebi çok kabartma tozu koymaktan olabilirmiş. Normalde de böyle bir şey başıma gelmiyordu aslında. Benim kayınpeder sevmiyor diye kabartma tozu kullanmıyorum pek. Kullanmamaya çalışıyorum. Onun yerine ne bu natron diyorlar burada, bizdeki şey işte. Karbonat. Karbonat kullanıyordum. Ama burada tarif de var diye değiştirmedim. Avusturya'daki kabartma tozunun paketi 16 gramlık. Türkiye'deki 10 gramlık. Bu gerçeği çok çok geç fark etmiş oldum. Ama çok sağ olsun, arkadaşın ismini hatırlayamadım Instagram'dan. Sağ olsun bana yazan takipçim sayesinde bu gerçeği fark ettim. Böyle keki kabarmasa da kendisi dünyanın, Allah günah yazmasın, en çirkin gözüken pastası olmasına rağmen yine de lezzetliydi. Bir sonraki videoda umarım bu kitabı bitirmiş olurum. Ondan sonra gelir konuşuruz. Bir sonraki okuma grubu kitabı da Aziz Bey Hadisesi, Ayfer Tunç'tan bir öykü kitabı okuyacağız. Sanırım bu kadar. Yeni video çekmeye başlayacağım. Hatta 15 dakika sonra falan başlayacağım. Yarın bir arkadaşın evine davetliyiz. Böyle oyun gecesi gibi. Rafi'ye dedim ki elimiz boş gitmeyelim. Böyle abur cubur bir şey alalım. O yüzden markete gideceğiz. O yüzden kamerayı yanıma alırım. Bu kadar. Güzel bir cumartesi akşamı, güzel bir pazar, güzel bir hafta diliyorum. Umarım iyi haberlerle devam eder. İnşallah her şey düzelir.